İnsanın zor bir anında Allah'ı aklına getirmesi, aslında tek sığınacağı varlığın Allah olduğunu bildiği anlamına gelmektedir. Okyanusun ortasında kaza yapan bir gemiden kurtulmak son derece zordur. Kişi ölümle burun burunadır. O zamana kadar bel bağladığı sebeplerden hiçbiri onun yardımına gelebilecek gibi görünmemektedir. Böyle bir durumda kalan kişi Allah'ın varlığından emin olarak kendisine ancak onun yardım edebileceğinden şüphe duymayarak dua etmeye başlar. Dua ederken yalnızca Allah'a yakarır. İçinde bulunduğu bu zor durumdan onu ancak Allah'ın kurtarabileceğini anlar. Ve bunun da ancak Allah'ın dilemesine bağlı olduğunu bilir. Allah'ı inkarlarıyla tanınan kişilerin önemli bir kısmı, böyle bir anda yine kendi zatından başka hiçbir sığınılacak bulunmayan Allah'a sığınır. Ancak bu insanların çoğu tehlikenin geçmesiyle tehlike anında düşündüğü ve farkına vardığı gerçekleri birdenbire unutur. Rahatlamanın ve tehlikeden uzaklaşmanın verdiği güven içinde Allah'a dua etmeyi bırakır. Bu ruh hali Kur'an ayetlerinde şöyle bildirilir. Karada ve denizde sizi gezdiren O'dur. Öyle ki siz gemide bulunduğunuz zaman onlar da güzel bir rüzgarla onu yüzdürürlerken ve bununla sevinmektelerken, ona çılgınca bir rüzgar gelip çatar ve her yandan dalgalar onları kuşatıverir. Onlar artık bu dalgalarla gerçekten kuşatıldıklarını sanmışlarken, dinde ona gönülden katıksız bağlılar olarak Allah'a dua etmeye başlarlar. Andolsun eğer bundan bizi kurtaracak olursan, muhakkak sana şükredenlerden olacağız. Ama Allah onları kurtarınca, hemen haksız yere, yeryüzünde taşkınlığa koyulurlar. Ey insanlar! Sizin taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Bu, dünya hayatının geçici metaıdır. Sonra dönüşünüz bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz.